bölümüyle Moonlight macerası hız kesmeden devam ediyor ve her yeni bölümüyle bu karakteri biraz daha sevmeye başladığım kesin. Ama tadımı kaçıran şeyler de olmadı değil. Yani bu bölümde de konuşacağımız çok şey olacak. O yüzden hiç oyalanmayalım. Hazırsanız da başlayalım. Mark Spector'ın binaların üzerinde koşturmasıyla ve bir grup serseriyle dövüşmesiyle bölüme başlamıştık ki bu bölümde Arap müziklerini duymak garip bir şekilde iyi hissettirdi diyebilirim. Bütün bölüm parmak şıklatıp durduk çünkü bu müzikler çaldığında bizim de kontrol edemediğimiz oynak bir ikinci kişiliğimizin devreye girdiğini düşünüyorum. Bu sefer Steven, Mark'ın elinden kontrolü devralıp dursa da ikisi de en son damdaki serserilere hangisini saldırdığını bir türlü çözemediler ve böylece Mark'ın geliştirdiği üçüncü bir kişinin daha olduğunu artık net bir şekilde anlamış olduk. Belli ki ikisi de kontrol dışındayken bu yaşandı ve üçüncü kişiliği de kendisinin çok daha acımasız biri olduğunu bize göstermiş oldu. Çizgi romanda Mark'ın Jake Lockley adlı sahte bir kimliği daha vardı ve kendisi Jake ismiyle dolaşırken asi bir taksici rolünü üstleniyordu. Suç dünyasını daha yakından takip etmek, birçok ajanla ve mafyayla bağlantı kurmak ve yeraltı dünyasının içine girebilmek için bu rol çok uygundu ama dizide bu üçüncü kişiliği arada kontrolü çaktırmadan devralan acımasız bir karakter olarak işleyebilirler. Çünkü Mark sorumsuz ve düzensiz biri ve karısıyla olan ilişkisini mahvetmiş olsa da aslında kötü biri değil. Steven, Mark'ın bastırdığı içindeki akıllı ve sevgi dolu kısımdan oluşuyor ve bu yüzden aslında karısında sevdiği tüm özellikleri, karısında anlamak istediği her şeyi bu ikinci kişiliğine yüklemiş. Ama bir de Mark'ın iş bitirici tarafı var ki tahminimce üçüncü kişiliği de direkt konuya giren dümdüz ve daha vicdansız biri olabilir. Oh God. Steven, what did you do? I swear that wasn't me. Then who was it? Tabii tüm bu kişilik bozukluklarının sebebi konşu ve konşunun sorumsuz kahramanlık anlayışı. Çünkü bir insan bedeni onun tanrısal yeteneklerini ve üzerinde kurduğu baskıyı ve stresi yönetebilecek kadar güçlü değil. Başa dönersek aslında bölüme Layla ile başladık. Ve Layla'nın sahte bir pasaport düzenlediğini ve Abdallah soyadıyla yola çıkmaya hazırlandığını gördük. Bu kısımdan öğrendik ki bu kız çalıntı arkeolojik kazıları tekrar çalıp sahiplerine teslim eden biriymiş ve babasını da yıllar önce kaybetmiş olmalı. Çünkü bir önceki bölümde dediğim gibi bu karakterin esinlendiği Marlene karakteri çizgi romanda babası arkeolog olan bir kadındı ve babası öldürülmüştü. Tahminimce dizide de babası arkeoloji kazı yerinde öldürülmüş olacak ve onu öldüren kişi Mark'ın ta kendisi veya bir diğer kişiliği olabilir. Tüm bunların yanı sıra yine Türk lokumunun bir kemiği olarak yer aldığını gördük. Onu da eklemiş olalım. Neyse, Haro bu altın böcek pusulasını kullanarak Amit'in yerini bulduğunda konşunun diğer Mısır tanrılarını toplamak için güneşin önünü keserek bir güneş tutulması oluşturduğunu gördük. Kendisi ay tanrısı olduğu için bunu rahatça yapabildi tabii ki ama yine de merak ettim bir şey var. Gerçekten ayın yerini mi değiştirdi burada? Biliyorsunuz ki gök hareketlerinin insanlar üzerinde ciddi etkileri var ve özellikle ay ışığı ve ayın konumu, suyu, gelgitleri, bitkileri, hayvanları ve tabii ki dörtte üçü su olan biz insanları etkileyen bir olgu. Yani bu varlık gerçekten ayın konumunu değiştirebilecek güçte mi? Bunu soruyorum çünkü Marvel'da birçok tanrı olsa da aslında bu tanrıların farklı boyutlardan veya uzaydan gelen varlıklar olduğunu, din ve tanrı yakıştırmalarını biz insanların yapmış olduğunu anlıyoruz. O günün dinine göre Thor havayı kontrol edebiliyor ama gerçekte Thor aslında başka bir gezegende yaşayan, havayı kısmen ve bölgesel olarak kontrol edebilen bir uzaylı. Konşu ve diğer Mısır tanrılarının da böyle olduğunu düşünüyorum ama gerçekten ayın yerini böyle hızlı değiştirmesi veya tüm gökyüzünü ve yıldızları 1000 yıl geriye sarması bana biraz fazla geldi. O zaman bunlar gerçekten tanrı mı? Çünkü bunlar sihir değil. Evrenin başından bu yana var olan zaman taşı bile bu kadar güçlü değil. Tanrılar konseyi hızla bir araya gelince Keops piramidinin içinde tüm Mısır tanrıları ve onların yeryüzündeki avatarlarını görmüş olduk. Gök tanrısı Horus, ölüm ve yeniden doğumun tanrısı Osiris, anneleri Isis, yağmur tanrısı Tefnut, doğum ve aşkın tanrısı Hathor, teker teker insan bedenlerinin içine girince konşu da Mark'ın içine girerek bir muhabbet patlattılar ki sormayın. Özellikle şu banka müdürü Osiris çok tat kaçıran bir tip olmuş ve açıkçası ben böyle etkileyici olmayan sadece rol keserek yapılan sahneleri sevmiyorum. Bu bölüm bize çok fazla şey anlatıp çok az şey gösteren bir bölüm olmuş. Çünkü 1000 yıl önce şöyle olmuş, böyle olmuş, biz de tanrıların avatarıyız, o yüzden kendilerini göremiyorsunuz gibi şeyler. Bunlar bende Hakan Muhafız etkisi yaratıyor söyleyeyim. Koskoca Osiris çıksın karşımıza konşu gibi konuşalım. Bu adam ne böyle? Kredi çekmeye mi geldik biz buraya? Daha sonra Layla ile birlikte Anton Mogart adlı birini bulmaya gittik. Anton çizgi romanda Midnight Man olarak bilinen usta bir hırsızdı ve Moonlight'ın düşmanlarından biriydi ve burada da kendisini Gaspard O'Leal adlı Fransız oyuncunun oynadığını gördük.
Yazıların sonunda bu bölümün kendisine adandığını görebilirsiniz bu arada. Çünkü Ocak ayında kendisi bir kayak kazasında hayatını kaybetmiş. Bu sırada Layla'nın da bir hilal ay boyunluğu taktığını gördük ve o da bunu bir silah olarak kullanıyor. Ama bunun arkasındaki hikayeyi henüz öğrenemedik. Tahminen yakında öğreniriz diye düşünüyorum. Kara Borsa sanat eserlerinin gizlice kaçırıldığını Madripoor şehrini Falcon and the Winter Soldier dizisinden hatırlarsınız. Bu bölümde kara borsa piyasasını iyi bilen Layla'nın da bir dönem orada bulunduğunu öğrendik ki bu da bir şekilde iki diziyi birbirine bağlamış olacak. Ve nihayet Moon Knight devreye girdi ve yine harika dövüş sahneleri izlemeye başladık. Açıkçası henüz hala tüm konu çok ilgimi çekmiş değil ama Moon Knight'ı çok başarılı yaptıklarını düşünüyorum. İleride sinema filmlerine geçiş yaptığında da tüm dövüş sahnelerini izlemek çok keyifli olacak. Sonuç olarak Amit'in mezarını bulmak için yola çıktığımızda Mark'ın ipuçlarını takip etmek için Mısır bilgisinin yine hiç yeterli olmadığını ve bu yüzden Steven'a ihtiyaç olduğunu gördük. Ya, tahmin ettiğimiz gibi böylece Steven'ı da etkili bir şekilde kullanmaya başlamış oldular. Ama ortaya çıkan takım yıldızlarının binlerce sene öncesindeki gökyüzüne ait olması işleri biraz karıştıracak ki komşu bir kez daha dünyanın düzenini bozarak gökyüzünü Amit'in hapsedildiği geceye geri almak için adım attı. Aslında bu bölümde öğrendik ki diğer tanrılar insanoğluna yardım etmeyi bırakalı çok olmuş ve tıpkı Eternals gibi artık hiçbir şeye karışmamaya karar vermişler. Ama komşu insanlar ona tapmasa bile bu dünyaya yardım etmek istiyor ve en başından dışlanmasının sebebi de tam olarak buymuş. O yüzden bu bölümde zaten bir uyarı daha almışken bu kadar büyük bir gök olayı yaratması tabii ki de onun da artık bir heykele çevrilip sonsuza kadar sabit kalmakla cezalandırılacağı anlamına geliyordu. For the last time, Khonshu, the avatars that remain here are simply meant to observe. Ama işin kötüsü Khonshu'yu Mark kurtarmak zorunda olsa da Khonshu ortada yokken Moon Knight'ın da hiç gücü olmayacak demek oluyor. Yani belli ki önümüzdeki bölüm biraz CGI bütçesinden kısacağız. Ve Steven de artık Khonshu ile iletişim kurabilen ve bu güçleri rahatça kullanabilen biri haline gelmiş oldu. Sıra üçüncü kişiliğin devreye girmesinde, eğer olursa tabii. Bu aralar bir koşuşturma içerisindeyiz biliyorsunuz. Hatta o kadar ki yeni Doctor Strange teaserına bile trafikteyken tepki videosu çektik. O yüzden kısa kesiyorum ama siz hiç merak etmeyin, videolar devam ediyor. Wanda, Loki ve Falcon gibi Disney Plus figürlerini açıp incelediğimiz harika bir video daha geldi. Ve ayrıca bir de çok uzun bir haftalık vlog yayınladım. Umarım onları da izleyip beğenmişsinizdir. İzlemediyseniz de ne güzel, izleyecek bir sürü şeyiniz var demektir. Tüm yorumlarınızı okuyorum biliyorsunuz. Yorumlarda mutlaka buluşalım çünkü daha konuşacağımız çok şey olacak. Özellikle de Doctor Strange filmine çok az kaldı. O yüzden şimdiden abone olmayı unutmayın lütfen. Bu haftalık bu kadar olsun. Videoyu beğenip paylaşırsanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.